Şöyle sarımsaklı, domatesli, biberli, hafif de salçasından suyunda. Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. İç Anadolu'nun güzel şehirlerinden bir tanesinde Niğde'deyiz. Böyle soğuk bir sabahla karşılaştık burada ama biraz sonra içeride içimizi ısıtacak lezzetler var. Şehir lokantasındayım. Niğde'de ne yenir diye sorduğumda bana gelen seçeneklerin en başında olan noktanın tam önündeyim. Şimdi neler var içeride? Bir kere bana söylenen şu. Niğde tava var. Buraya gelip de Niğde tavadan yemeden gidersen Niğde'ye gelmiş sayılmazsın dediler. O yüzden hadi içeriye girelim. Neler var neler yok bakalım. En son bir de masada güzel bir tadım yapalım. Hazırsanız başlıyoruz. İsmail Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. Bugün burada 8-10 çeşit yemeğin var ama hafta evet. İçi daha da yoğun herhalde. Daha fazla evet, çeşit cumartesi var. Cumartesi pazar günleri biraz sakin oluyor. O yüzden biraz az yapıyoruz. Çeşitimiz de az. Hafta içinde biraz daha fazla yapıyoruz. 3-4 çeşit daha fazla araştırıyoruz yemeği. Şimdi mercimek çorbası koydun. Evet. Ama biz seninle şöyle ilk baştan başlayalım. Başlayalım efendim. Ne var abi burada? Burada işkembemiz var. İşkembe çorbası. Evet. Burada ne var abi? Burada da haşlamamız var. Haşlama. Burada çeşit çeşit haşlamamız var. Şöyle inciğimiz var. Tamam. İsteyene şu inciğimiz var. Tamam. İsteyene boyun haşlamamız var. Haşlamada koyun eti kullanıyorsun. Evet, koyun eti. Dana eti kullanmıyoruz haşlamada. Tamam. Burada ne var abi? Kıpkırmızı bir fasulye var galiba. Burada da fasulyemiz var. Buraya özel. Kaburga etli. Kemikli etli. Kemikli etli. Koyun eti. Bu da kavurdu. Buraya içinde. Özel dedin ya. Onu biraz açalım. Nereden geliyor fasulye? Bu Niğde'nin Çamarda ilçesinden gelir. Bu tek tarladan gelir. Her taraftan alınmaz. Bir çiftçiden gelir bize. Yani kendi eker, kendi biçer. Oradan bize getirir. Karışık özel. Fasulye değil yani. Tek tarladan değil. Geliyor. Evet, tek gelir. Bizim Adanalılar kadar Niğdelilerin de salça sevgini burada görüyoruz. Yemekler kıpkırmızı. Evet, biraz salça var. Biber ama salçası kullanıyorsun. Biber de kullanıyorum az bir şey. Domates de kullanıyorum. Karıştırıyorsun. Evet. Tamam. Burada fasulyenin en güzel yancısı. Evet, tereyağlı. Şehriyeli pilavımız var. Tereyağlı mı yapıyorsun? Evet, tereyağlı yapıyorum. Ya biz burada bir şey atladık, gösterelim. Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız ya? Bunların hepsi kömürde. Evet, meşe kömüründe bir şey. Meşe evet. Kömüründe. Şöyle gösterelim. Yemekler daha önceden doğalgazda pişip buraya gelmiyor. Burada pişiyor. Burada kömürde aheste aheste pişer bunlar. Aheste aheste lezzetli sıra da orada zaten. Geçelim abi, nerede kalmıştık? Orada bir yine kıpkırmızı bir yemeğimiz var. Burada tavuk çorbamız var. Çorbamız var. Kışın tamam. Yine sebzeli içinde tavuk çorbamız. Yine paçamız var. Kelle paça. Kelle paçamız var. Sen İçinde beyin var, dil var, ayak var, gözü var. Hepsi karışık. Müşterinin isteğine göre ne isterse ben ona göre veriyorum içinden. Yani kellede ne varsa her şey içinde. Her şey içinde. Zaman. Hepsi özleşmiş birbirinin içinde. Birbirine özleşmiş şekilde et suyuyla beraber yapılmış. Bak. Ayak da var. Ayak da var. İsteyen ayak da var. Gördüm, şu mesela ayak. Bu da mercimeğimiz. Evet, az önce zaten bundan servis yaptım. Kızma mercimeğimiz. Burada bir özel bir şey var. Burada kavurmamız var. Bu kendi yağı değil mi bu? Bu kendi yağı, evet. Sen bunu hiç ekstra yağ koymuyorsun. Ekstra yağ az bir şey bırakıyorum. O da fazla olduğu için yani son zamanlarda kaldığı zaman yağsız olmasın diye az bir şey veriyorum, lezzet versin diye. Abi ellerine koltana sağlık. Şimdi geldik Astoris'te. Astoris'ten en son çıkar diyorlar ya. Hemen arkamda bir Niğde tava var. Onu da bir gösterelim. Evet. Burada Niğde tavamız var. Nedir abi bu olay? Bize anlatır mısın? Kuşbaşı et doğranmış. Tamam. Domates, biber, sarımsak. İçinde yazdan bizim kuruttuğumuz küçük Arnavut biberlerinden acı biberimiz var. Hafif bir salçayla beraber, tuzla beraber fırına veriyoruz. Fırında ustam aheste aheste orada koltukta pişiriyor. Biz de burada servis yapıyoruz. Yani abi şimdi yemeklerden birkaç tanesinin tadına bakalım. Bakalım efendim. Ama ben senden bir şey rica edeceğim. Buyur. Bazı yemeklerden böyle tam porsiyon verme. Yarım yarım ver. Verin. Ama haşlama mesela tam olsun. Haşlamayla başlayalım. Başlayalım. Şimdi burada patatesli bir kuzu haşlama var. İsmail abi incik istesem olur mu incik? Olur efendim. Biraz istesem verin. İncik var. Bunun İncik de var, boyun da var, pirzola da var. Kelle paça gidiyor. Evet, müşterimiz kelle paça istedi. Ayaksız, ona ayaksız paça verdik. Size de incik haşlama veriyoruz. Buna istesen havuç kullanırdın ama havuç kullanırdım ama havuç tatlandırma yapıyor. Biraz etin tatlandırdığı için ben havuç kullanmıyorum. Sadece isteyene bir tane patates bırakıyorum. İsterse patates de vermeyebilirim. Şöyle az da yağından. Evet.
İnciğimiz hazır. Evet. Şimdi, yağsız koyun eti. Tamam. Butun inciğinden. Şimdi bir de buranın yöresinin fasulyesinin bir porsiyonunu görelim ama bunu yarım porsiyon alalım. İzleyenler şunu bilsinler, kendiler geldikleri zaman bunun iki katını alacaklar. Evet, fasulyemiz de bu. Demir kazık diye bir yerden geliyor değil mi? Evet, Çamardın'ın o taraftan geliyor. Ellerine sağlık. Şimdi kavurma var. Kavurmamızdan et ama bize özel gelir bu et. Banadır ama pamuk gibi yaparım mı diyorsun? Evet, yaparım. Her taraftan et almayız biz. Kendi kasabımız var. Oradan gelir. Bize özel keser zaten hayvanları. Tamamdır. Şimdi fasulyenin yanına pilav koyuyoruz. Ah bir de şimdi var ya, biz Niğde'de paçayı nerede içelim dediğimiz zaman en fazla yazılan noktalardan bir tanesi de şehir lokantasıydı. Sen bize bir de paça ver. Paça neresinden vereyim efendim? Abi, nasıl isterseniz. İstediğin karışık yerden. Ben Adana'dan geldim. O kelleğini var ya, her yerini yerim ben. O zaman karışık vereyim, hepsinden tadı alırsın. Ya dursayım ben o kelleği. Ver abi sen onu bana. Karışık verdim şöyle. Tamam. Sirke sarımsak. Olsun. Olmazsa olmaz paçanın. Abi paça içiyorsak sarımsak olacak. Madem bir ilaç hazırlıyorsun, tam bu tam olsun. Kışın derde deva. Nezleye, gribe, birebir. Sadece paçaya bunu mu koyuyorsun? Budur efendim. Tamam. Şimdi Adana'ya gelip de kebap yememeye benzer. Evet. Niğde tava yememek, Niğde'ye gelip. Şöyle sarımsaklı, domatesli, biberli, hafif de salçasından suyunda. Onu da böyle bırakalım. İsmail ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun efendim. Ben artık müsaadenle tadıma geçiyorum. Siz buyurun masaya, ben hemen servis yapayım. Efendim geldik en önemli zamana, şimdi Emre abla birlikte masanın başına geçtik. İçeride İsmail Usta çok güzel bir masa hazırladı bize. Emrah buranın işletme sahiplerinden bir tanesi. Ona bir şey sormak istiyorum. Abi nedir buranın özelliği ya? Niğde'de ne yenir diye yazdığında ilk sıralarda siz tavsiye ediniz. Bir şey var mı yani? Sizi ayırt eden ne var? Abi bizi ayırt eden etimizin kaliteli olması. Lezzetli, iyi vermemiz. Ve eti tek de yerden almamız. Biz tek kasaptan, tek kasaptan alıyoruz. Ve amcaoğlundan alıyoruz. Yani bizim dişi mal kesinlikle kullanmayız. Günübirlik kullanırız. Dana eti, kesinlikle inek eti veyahut da benzeri eti kullanmayız. Yani günlük olur bizde. Günlük gelir, günlük işlenir, günlük kullanılır. Yani bizim aynı şekilde kuru fasulye mesela, demir kazık tek yerden, tek tarladan. Lezzeti zaten abim bakmıştır. Yani bizde kesinlikle öyle şey yok yani. Et tek taraftan alınır. Güzel, lezzetli bir şekilde yani. Yani fasulye bile tek tarladan geliyor. Evet. Kasap, tek kasapla çalışıyorlar ve amca çocukları. Evet. Paçanın tadına baktım. İlk olarak onu sormadan bir tadayım dedim. Çok güzel. Evet. Sarımsak sos inanılmaz yakışıyor. Fasulye yeterince, biber salçası var içerisinde. Ne çok ne eksik. Fasulye dağılmamış, diri diri kalmış. Bu çok önemli. Bazı tabii, yerlerde fasulye tabii, dağılıyor. Tabii. Bebek maması gibi oluyor. Evet, evet, ben onu sevmiyorum. Burada bir de kavurmanız var. Evet. Şöyle kendi yağında, kendi suyunda bir kavurma. Evet. Aynı şekilde abi, bu dana eti de aynı kömürün üstünde, meşe kömürün üstünde pişiriyoruz biz bunu. Yavaş yavaş, ağır ağır pişiyor. Yemeklerin hepsinde size tarif edemeyeceğim bir koku var. Bu koku büyük ihtimalle işte o bahsettikleri pişirme tekniklerinden evet, geliyor. Evet abi. Pamuk gibi et. Et evinden ve buttan yapıyoruz, erkek. Bu da aynı dediğim gibi abi, fırınlanıyor. İlk önce kömürde pişiyor ve sonra fırınlanıyor. Bu et de o fırın tadını alıyorsunuz ve ekstradan hafif de bir acılık var. Sarımsak zaten baskın. Çok iyi. Niğde'ye gelip de bu tavayı yemeden dönmeyin diyorum. Evet. Tatmadığımız haşlama ve pilav var. Evet. Şimdi haşlamanın şöyle bir özelliği var. İçeride söylediler. Dediler ki müşteri gelir. Evet. Bize söyler. İncik istiyorum ya da pizzola istiyorum, boyun istiyorum. Boyun. Ben incik istedim. Hemen bir de suyundan bakacağım tadına. Şöyle aldım. Çok güzel. Havucun olması
belki isteyebilirsiniz ama İsmail Usta şeker tadı verdiği için ben eklemiyorum diyor. Patates zaten şekerli bir tat veriyor diye düşünmüş. Bu da fasulyenin, haşlamanın yanında olmazsa olmaz. Fiyatlardan bahsedelim biraz. Abi pilav 6 TL. Tamam. Paça çorbamız normal karışık olan 17. Dil ve çürük olursa 18. Tamam. Değişiyor. Haşlamamız? Et haşlamamız 27 TL. Nide tavamız? Bu da 27 TL. 27 TL. İşkeme çorbamız 14 TL. Fasulye? Fasulye bu biraz küçük yani tadımlık az fasulye. Az fasulye. Tam porsiyonu 14 TL. Kavurma? Kavurma 25 TL. Tamam. Peki böyle bir salata isterlerse? Bu çoban salatası 10 TL. 10 TL. Evet. Bir de burada çok güzel bir tatlıları var. Cevizli tatlı, o da 10 TL. Ben şöyle tatlı. Temiz bir çatalla bir de tatlının tadına bakacağım. Şöyle cevizli. Onu, evet abi, kendimiz yapıyoruz tamamen. Kendiniz yapıyorsunuz, evet. Fırına veriyorsunuz. Fırına veriyoruz, aynen abi. Kendi üretimde, aynı sütlaç da aynı şekilde. Vallahi buraya geldiğiniz zaman öncelikle bir nide tava yiyin. Kesinlikle onu tavsiye ediyorum. Kuru fasulyeleri çok yakın bir yerden geliyor, demir kazık. Evet. Çamardı. Onun da mutlaka tadına bakın. Bunların sonunda bir kavurma, bir de kendilerine has yaptıkları tatlının da mutlaka tadına bakın diyorum. Her zaman bekliyoruz. Videonun sonuna geldik. Nide'nin eski şehir merkezi burası, evet, değil mi? Eski çarşısı. Eski çarşısı, evet abi. Şehir lokantası, evet, yazdıklarında Google haritalardan geliyorlar. Evet, direkt merkez abi. Aynen. Biz de navigasyon yardımıyla çok, evet, rahat bulduk. Evet. Gelin, görün, deneyin diyorum. Videonun sonuna geldik. Evet. Videoyu beğendiyseniz şuna basmayı lütfen unutmayın. Kanala destek olmak için abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Herkese keyifli günler, keyifli haftalar. Nide'den hoşça kalın, mutlu kalın. Teşekkür ederim.